Nalar TV'ne ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün uzun, uzun ve sağlıklı yaşamı konuşacağız. Bizi uzun ve sağlıklı yaşama iten nedenleri konuşacağız ve bununla ilgili önerileri alacağız. Aslında bugün çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Acar Baltaş. Kendisinin uzun ve sağlıklı yaşam üzerine bir araştırma verilerinden bahsedecek siz bize yurt dışında yapılmış bu araştırma verileri. Hem bu araştırma verileri üzerinden hem de Türk toplumu genelinden ve dünyadan örneklerle konumuzu işleyeceğiz. Profesör Doktor Acar Baltaş, araştırmacı psikolog yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın Hocam, Hoş bulduk. E, öncelikle şunu demek istiyorum. Ben e, Google'da bir arama yaptım. Uzun ve sağlıklı yaşam deyince önüme bazı e, madde, ilk altı madde şunlar vardı. 200 yıl yaşamak ister misiniz? İşte uzun yaşamın sırrı, Sağlıklı ve uzun yaşamak için önerilen 7 yiyecek, uzun yaşamak isteyenlere 20 öneri, sağlık ve uzun yaşamanın sırları gibi. Bunlar sıralandı. Ee, siz biraz hem bunlara yakın şeyler söyleyeceksiniz ama biraz daha önce duymadığımız biraz aykırı şeyler söyleyeceksiniz galiba. Yayın önce de biraz sohbet etmiştik sizle. Ben de biraz şaşırdım aslında. Şimdi öncelikle uzun ve sağlıklı yaşam araştırmasından bahsedebilir miyiz? Nerede yapılmış, ne gibi sonuçları var bunların? Bu araştırma e, 1921 yılında 11 yaşında çocuklarla başlamış ve 80 yıl sürmüş. Evet. 1528 kişiyi 80 yıl boyunca takip etmişler, izlemişler. Son derece ayrıntılı, bilgisayarın olmadığı bir dönemde inanılmaz titizlikle tutulan notlar sonucunda ortaya çıkan bir araştırma bu. Bu araştırmayı yapan Terman. Terman İlk zeka testini yapan psikolog Stanford Üniversitesi'nde 3 e, kademede yaptığı elemenin sonunda zeki çocukların arasından daha zekileri, daha zekilerin arasından da en zekileri seçiyor e, ve onlara diyorlar ki bu çocukları ve ailelerine tabii ki bu uzun süreli bir araştırma, buna düzenli olarak katılmayı kabul eder misiniz? Hemen hemen hepsi kabul ediyor çünkü böyle bir gruba seçilmek ayrıcalık ve zaten buna da terma'nın termitleri deniyor bu gruba kendi kendi aralarında verdikleri isim termitler. Bunlar ilk yıllarda her sene bir iki üç kere dört kere bazen görüşülüyor tek tek kendileriyle aileleriyle öğretmenleriyle. Bütün çevreleri inceleniyor. Yani evlerinde kaç kitap var sayısına varıncaya kadar, anne babalarının kendi aralarındaki ilişkiler inceleniyor ve bu, bu, bu çocuklar genç oldukları zaman nasıl bir gençlik geçiriyorlar. Daha sonra erken ergenlik dönemlerinde e, yetişkinlik dönemlerinde ne oluyor, nasıl bir hayat yaşıyorlar. Sonra hayata atıldıkları zaman ne oluyor? Buna bakılıyor. Terma'nın iddiası. Amerika'nın geleceğini kuracak olan çocuklar ve Amerika'da her konuda öne çıkacak olan çocuklar işte bu çocuklar. Amerika'nın geleceğini temsil ediyorlar. Terman bu konuda fena halde yanılıyor. Bu çocukların arasından, bu 1528 kişinin arasından toplumun tanıdığı ölçüde başarılı olan çok az kişi çıkıyor. Birkaç kişi çıkıyor. Seçmediklerinden bir tanesi Nobel alıyor mesela seçilenler arasında bir tane aday olan var Nobele evet. bir tane bir kişi var Oscar alıyor ki yani e, teknik dalda Oscar alıyor Onun dışında bu insanlar Amerikan toplumunun e, orta halli e, aileleri olarak eğitimli insanlar olarak yaşıyorlar ve bu insanların hayatları boyunca bu ilişki devam ediyor ne zamana kadar bu insanlar aşağı yukarı 80 yaşlarına gelene kadar. 80 yaşlarına geldikleri zaman araştırma kopuyor. Fakat halk sağlığı ekibinden birisi bu arşivde bu araştırmayı bulduğunda bu insanları tekrardan dönüyor, arıyor ve ölenlerinde ölüm raporlarını topluyor. Dolayısıyla 1528 kişinin 80 yıl izlendiği bir araştırma ve son derece titizlikle izlendiği bir araştırma bu. Dolayısıyla da hani bu her gün e, televizyonda duyduğumuz, e, radyo, e, radyoda duyduğumuz gazetelerde, gazetelerde okuduğumuz, okuduğumuz işte e, kuş komaz orgazm e, anınız artar gibi saçmalıklardan ve bunlar bir de üstelik e, sözde toplumun tanıdığı saygın isimler tarafından geliyor. Bunların hepsinden arınmış, genel ilkeleri itibariyle son derece ayağı yere basan ve son derece hassas bilimsel ölçülerden geçirilmiş veriler var elimizde. Ben bugün o bu programda o verileri konu etmeye çalışacağım. Hocam e, araştırmada e, uzun yaşamla ilgili ne çıkmış? Yani kimler daha çok uzun yaşamış, e, sağlıklı yaşamış? Genel o araştırmada Amerikan top araştırılan kişilerdeki özellikleri öğrenmek isterim. Sonra hem Türkiye'ye yönelik e, görüşlerinizi alacağım hem de benim bazı sorularım var. Ne dersiniz o araştırmadaki? Bir Şimdi e, uzun hakkında? yaşayan insanların özellikleri bir bir kere e, daha az televizyon seyrediyorlar. Birincisi bu. İkincisi sosyal ilişki ağları geniş. Ama buradaki kritik nokta şu: sosyal ilişki ağları geniş. Arkadaş sayısı önemli, yani hani niteliği önemlidir, niceliği önemli değildir. Hayır, niceliği önemli. Çok insan tanıyor olmak, çok insanla ilişki içinde oluyor olmak önemli. E, bu arkadaşlarla belirli periyotlarla e, bir araya gelmek önemli. Yani okul arkadaşları, mahalle arkadaşları, üniversite arkadaşları, askerlik arkadaşları her neyse arkadaşlarla bir araya toplanmak önemli. E, bunu e, dini ve e, politik anlamda almamak gerek e, yani cemaat oluşturmak önemli. E, o in, belirli bir hobi, e, inanç çerçevesinde bir araya gelen insanlar gelebiliyor olmak önemli. Düzenli aralıklarla. Buradan tabii bunun dini çıkarımları da var. Oraya da geliriz. Hı -hı. Evet. Ondan yani bir kursa sonra... gitmek, hobi edinmek, orada paylaşım yapmak evet. insanlarla Ay, gibi. Şimdi Hı -hı. o düzenli aralıklarla bir araya gelmek. Yani kursa gittiğiniz zaman 3 ay, altı ay, bir, ay evet. bir araya geliyorsunuz. Bu onun için almıyor. Bedensel açıdan aktif olmak önemli. Bu Burada mesela çok duyanları rahatsız edecek bir şey çıkıyor. Bu asla düzenli spor yapıyor olmak demek değil. Bahçe işlerinde çalışıyor olmak, bahçede çalışıyor olmak, düzenli yürüyüş yapıyor olmak yeterli. Yani insanların hayat sağlıklı yaşayacağım diye yani Düzenli fizik egzersiz yapmanın daha uzun yaşama üzerine etkisi yapılan egzersize ayrılan saatten daha az. Şimdi Bizim hekimlerimiz, hekim ağırlıyoruz burada ağırlıklı. Ee, onların tabii bu yönde önerileri var. Düzenli sporun, egzersizin önemini. Bunlar Yürüyüşten klişe. çok bahsediyorlar aslında ama. Yani yürüyüş tamam, hı hı. hareketli hayat tamam ama her gün işte haftada dört gün, beş gün biz de zamanında bu önerileri yaptık. Evet. Bunlar bu araştırmayla doğrulanmıyor. Bunlar klişe bilgiler, sorgulamadan kabul ettiğimiz bilgiler. Sorgulamadan kabul ettiğimiz bilgilerden birkaç tanesine daha geleceğim ama mesela da, kimler uzun yaşıyor? İnsanlara yardım edenler uzun yaşıyor. Evet. İnsanlara yardım etmek ve size yardım edenlere memnuniyetinizi dile getirmek çok önemli bir etkisi olduğu çıkıyor araştırmada. Ve de Güncel kalmak için gayret içinde olmak önemli. Yani hayatın dışına çıkmamak. Hem aktualite hem teknoloji hem de teknoloji açıdan hayatın dışına çıkmamak önemli. Şimdi bunlar uzun yaşayan insanlarda bulunan özellikler. Bir özellik daha söylenebilir. Bu insan uzun yaşayan insanlar sağlıklarını tamir ederek uzun yaşamıyorlar. Uzun yaşayan insanların özelliği hayatlarının çok ileri dönemine kadar ben doktor ilaç bilmem diyen insanlar. Dolayısıyla bunu da bir faktör olarak alabiliriz. Bir başka önemli nokta, uzun yaşayan insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi emekli olmamaları. Yani bu ne demek? İş stresi den kurtulmak insanların hayatını uzatmıyor. İş ne zaman stres? İş eğer yetersiz kalıyorsanız stres ilişkileriniz kötüyse stres aslarınız üstleriniz eşitlerinizle ilişkileriniz kötü yaptığınız işi anlamlı bulmuyorsanız stres ee, başarı duygusu yaşamıyorsanız bitmiyorsa yeterlilik yeterli hissetmiyorsanız stres yeterli kazanamıyorsa şimdi onun bir... o, o, onun da şöyle bir şey var bazen o kadar yüksek hedefler koyarsınız ki yeterli olduğunuz halde başarı duygusu yaşamayabilirsiniz. İş ne zaman insan hayatını uzatıyor? İşin insan hayatını uzat bir talepkar bir iş, zorlayıcı bir iş. İnsanın anlamlı bulduğu bir iş. Sabah yataktan heyecan duyarak kalktığı. Üçüncüsü de başarı duygusu yaşadığı bir iş insan hayatını uzatıyor. Dolayısıyla emekli olayım, işte e, Bodrum'a gideyim. Ben golf oynayayım. Eşim bridge oynasın veya tersi her neyse. Yani Hocam orada e, bahçeyle uğraşacak belki yürüyüş ha, bahçeyle yapacak. Bahçeyle uğraşıp yürüyüş yaparsa da yine de yani yapmamasından iyi evet. ama iş hayatının dışına çıkmak stres verici bir işte değilse, anlamlı bir işse, zorlayıcı bir işse, başarı duygusu yaşıyorsa ne kadar uzun çalışıyorsa o kadar uzun yaşıyor. Insan. Hocam o emeklilik hayatında mesela işte sivil toplum kuruluşları var, yardım dernekleri var. Buralarda M mutlaka. aktif görev alması aslında bir anlamda işin yerine geçiyor. O da bu bir. Düzenli İkincisi şey. insanlara yardım etme yerinin yerine geçiyor. Yani o o şartı o koşulu karşılıyor. Karşılıyor. Dolayısıyla da o açıdan önemli. Hocam şimdi insan hayatı uzadı en son bize gelen veriler 75'lere Türkiye'de kadınlar yaşıyor. Beklenen yaşam süresi uzadı. Erkekler 71-72 yaşlarına. Bunlar tamir ola ola gelen yaşlar herhalde bu. Yani biz Sağlık hizmetlerine erişim arttı. Çok hastalıklarla karşı karşıya sıp ilerliyor. Bunun nimetlerinden yararlanıyoruz. Anca bu yaşlara kadar yaşıyoruz. Sizin demek istediğiniz burada uzun yaşam. Aslında hastaneye pek uğramadan Mümkün olduğu kadar yani bir İlerleyen iki defa süreç. yani hani lastik patladığı zaman arabanın nasıl lastiğini değiştirmek gerekirse işte insan ayağı kırılır hastaneye gider yani o başka bir şey. Ayrıca da e, hayatın uzadığı da bir e, şehir efsanesi şu anlamda. E, bütün dünyada hayat birkaç yıl uzadı söylendiği gibi onlarca yıl uzamadı. Çocuk ölümleri azaldığı için ortalama hayat uzun göz, uzun gözükmeye başladı. Çocuk ölümlerini işin içinden çıkartırsanız insan hayatının zannedildiği kadar uzun yaşamadığını, uzamadığını görürsünüz. O rakam o sonuçlar e, çünkü bebek ölümleri azaldı bebek, artık. Bebek bebek ölümleri daha... genellikle dışında tutuluyordu ama çocuk ölümleri içindeydi. Çocuk ölümleri bugün aşılarla vesairelerle ortadan kaldırıldığı için yani azaltıldığı için Türkiye'de de bütün dünyada da dolayısıyla azaltılan yerlerde hayat süreleri onar yıl uzamış gibi gözüküyor ki bu da son derece yanıltıcı bir şey. Biraz e, alışıkla gelen şeylerden farklı bir şeyler söylediniz. Farklı e, e, şeyleri konuşmak anda. kolaydır. Evet evet farklı bir şey söylediniz hocam. E, şimdi evliliğe gelmek istiyorum. Evlilik ve evlilikte Mutluluğun etkisi, uzun yaşamın, e, sağlıklı yaşamda evliliğin etkisi nedir diye sorsam ne dersiniz? Hem bu araştırma verilerine göre hem de Türk halkına göre ne diyorsunuz? Şimdi e, araştırma verileri bir bakıma e, halkın sezgilerini doğrulayacak. O da şu, e, erkekler eşlerini kaybettikten sonra genellikle ölüyorlar. Neden? Neden? Çünkü kendilerine işte prostat muayenesine git, tansiyon ilacını aldın mı diye uyaranlar yok. Kendilerine kadın takip eden, takip kişidir. eden yok. erkeğin çünkü, arkasındaki evet, kişidir. Çünkü genellikle yaşlı çiftlerde kadın kontrol eder bu tür işleri. Kadınlar da ise ilginç bir şekilde eşini kaybetmek hayat süresini uzatıyor. Şimdi kadınlar erkeklerden uzun yaşardan fazla farklı bir şey söylüyorum yani hiç evlenmemiş erkekler hiç evlenmemiş kadınlar evlenmiş eşini kaybetmiş erkekler ve eşini kaybetmiş kadınlar diye bakıldığı zaman en uzun yaşayan grup dul kadınlar dul kadınlar yani bir erkek olarak e, iğneyi kendime ba batırarak söyleyeyim hani erkekler bir bakıma kadınların hayatını törpülüyor gibi bir durum çıkıyor ortaya. Evet, yani of oh be, oh be şeklinde. Büyük bir ihtimalle ekranda bizi izleyen Hocam erkekler ileriki yaşlar özellikle yoruyor mu kadınları? Yani kadınlar neden uzun yaşıyor dul kadınlar bu ha, şimdi, anlamda? E, biraz ilginç e, dul kadınların neden uzun yaşadığının sebepleri araştırıldığında bir e, eşlerinden ayrı, e, eşlerini kaybettikten sonra daha geniş bir sosyal çevre edindikleri dolayısıyla o arkadaşlık çemberini genişlettiklerine veriliyor. İkincisi insanlara daha yakın oldukları, daha çok yardım faaliyetleri içinde oldukları çünkü bugün liderlik ve yöneticilik konusunda da insanlara hizmet etmek konusunda da gereken özellikler doğal olarak kadınlarda erkeklerden daha fazla. Evet. Dolayısıyla da zannedersem bu özellikler işaret ediliyor araştırmada da kadınların daha uzun yaşamasının sebebi olarak. Bu verdiğiniz bilgileri erkek de bilse aslında kadının belki bu yönde çalışmalar yapmasına daha önünü açacaktır ve biraz bu dengelenecektir belki. Yani Bunlar, eşinin uzun yaşamasını istiyorsa bunları önemli. Ancak bu tür bu konularda bilginin faydası yok. Yani bunları bilmenin sonuca hiçbir etkisi yok. Zaten bugün medikal alanda yapılan tavsiyelerin çoğu e, daftır Daf demek doğru ama faydasız demek Yani işte <laughs> insanların hareketliliği ergenlik döneminde 20'li yaşlar ergenlik döneminin sonunda 20 yaşlarda şekillenir. Ondan sonra insanlara e, düzenli egzersiz yap demekle, herhangi bir işte fitness merkezine gidip para yatırmakla düzenli egzersiz alışkanlığı kazanmaz insanlar Bunlar nafile çabalar Aynen işte stresten uzak dur demek gibi insanlara bunların hiçbir faydası yok Hocam Peki bunlar tıbbın aciz kal ama kolayına geldiği için kullanmaktan vazgeçtiği Alanlar. Evet, Bu da bir psikolog olarak sizin e, görüşleriniz ve tespitleriniz. Hocam dini inanış ve manevi <laughs> değerlerin önemi uzun ve sağlıklı yaşamada etkisi <laughs> nedir? Hani burada dua işin içine giriyor ve ibadet işin içine giriyor. Bununla ilgili nedir? Şimdi e, dini inanç hayat süresini uzatıyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi e, aşırılıklardan ve riskli etkinliklerden uzak tutması insanları. Dolayısıyla bir kere bu açıdan faydası var. İkincisi erkeklerde daha az, kadınlarda daha çok faydası var inancın. Büyük bir ihtimalle gene o cemaat yani bir araya gelme, toplanma anlayışının uzantısı olarak. Üçüncüsü doğanın edene faydası var, edilene faydası yok yani bulunamamış öyle değil ...edene faydası var ama... ...birisine dua ettiğimiz zaman onun iyileşmesine... ...vesaire katkı sağlamıyoruz. Veya onun iyi olmasına katkı sağlamıyoruz. Yani araştırma sonucu bu. Bunlar çok... ...bunun dışında yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor ama... ...edene faydası var. Hocam hani bizim inanışımızda hani... ...dua da biz bekleriz. Birilerinden dua isteriz... ...bana dua edin deriz. Hani bunların... ...aslında dinen bir... E, ...karşılığı, geçerliliği olduğunu biz... evet e, ...farz ediyoruz. Yani... Evet. İ i̇nancı olanlar biraz sizin demek istediğiniz burada daha e, Şimdi ben farklı. E, ben As başka bir şey söylüyorum. Evet. Ben ara bu araştırma ve doğa konusunda başka araştırmaların da sonuçlarını söylüyorum. Yani edene faydası var. Evet. Kendini iyi hissediyor Hı -hı. ama edilene tamamen Tamam, bir... araştırma üzerinden gidiyoruz şu evet. anda. E, onu Edilen da... üzerinde bir etkisi saptanmamış. Demem Sa daha doğru. Saptanmamış. Tamam hocam. Bunu buradan belirleyelim ama dini inanış, dua ve manevi değerler Uzun ve sağlıklı yaşamın bize e, kapısını Şimdi maneviyat, açıyor. Maneviyat, insanın e, kendisinin dışındakileri düşünmesidir. Yani bunun bana ne faydası var yerine bunun herkese ne faydası var diye düşünmesidir. İşte bu zaten maneviyattır, vicdandır. Yani ister dini temel üzerinden gidelim, ister e, din dışı temel üzerinden gidelim, hepsinin arkasında bir vicdan anlayışı vardır. Vicdan anlayışı yoksa kimse bilmeyecek ama ben bileceğim diyorsanız maneviyat sahibisiniz. O zaman başka insanları düşünüyorsunuz, onları hesaba katıyorsunuz vesaire vesaire. Bireyselden daha çok toplumsal yaşamak. Toplumu başkalarını düşünerek başkalarını, işte yaşamak. iyilik etmek hayatı uzatıyor dedik. İyilik mesela. etmek başkalarını iyilik edebiliriz. Evet. Dolayısıyla kendimize de iyilik etmiş oluyoruz. Aynen Aslında öyle. E, böyle Aynen bir öyle. döngü var herhalde. Hocam şimdi hayatımızda olumsuz bir sürü yaşantımız var. Süreçlerimiz var. Bir sürü badireler atlatıyoruz. E, olumsuz yaşantıların etkisinin... Uzun ve sağlıklı yaşama bunları çevirmek mümkün müdür? Onu sorayım ben. Bunu dönüştürmek mümkün müdür? Bütün olumsuz yaşantılar bizim daha kısa ve sağlıksız bir ömür geçirmemize neden olur mu? Bu döngüden biraz bahsedelim mi? Bunu Şimdi, lehimize çevirmek e, mümkün mü? Şöyle e, olumsuz yaşantıyla neyi kastettiğiniz önemli. Örneğin savaşa katılmak, çatışma içinde yaşamak büyük e, terör olaylarının içinde şiddet olaylarının içinde kalmak hayatı kısaltıyor. Evet. Dolayısıyla yani bu mesela 2. Dünya Savaşı'nda işte bu, bu grupta Pasifik'te savaşan erkeklerle yani çatışmanın en sert olduğu yerde savaşan erkeklerle e, çatışmanın e, olmadığı, ateş altında kalınmayan karargahta çalışan erkekler arasında yapılan kıyaslamalı yapılan kıyaslamada görülüyor ki e, savaştan sağ dönse bile e, çatışma altında kalmış olmak e, çok ciddi yaşam süresi ve sağlık açısından riskler içeriyor. Şimdi bu bizim açımızdan çok değerli bir bilgi. E, yani Güneydoğu'daki Türkiye'nin uzun yıllardır devam eden e, çatışma ortamını düşünürsek oradaki tarafların her biri için öldüren ölenden uzun yaşamıyor mecazi olarak alırsanız bunu. Hı hı. E, yani sonunda oradaki mücadelede hangi taraf adına olursa olsun tetiği çekmeye başladığımız zaman kendi hayatımızdan da bir şeyler gitmeye başlıyor. Hocam peki biraz daha günlük hayatımıza dönsek bir yakınımızı kaybediyoruz, evladımızı kaybediyoruz, işimiz kötü gidiyor, iflas ediyoruz, tamam. maddi Şimdi, sıkıntılar çekiyoruz, tamam. sağlık problemleri çekiyoruz gibi biz ya da yakınımız. Bunların hepsinin Sağlık üzerinde olumsuz etkileri var. Ama yaşam süresi üzerindeki etkisi kişinin bunları ele alış biçimine bağlı. Yani e, bunları sürekli olarak dert eden insanlar, bunlarla başa çıkamayan insanlar, Allah kahretsin bu niye benim başıma geldi, bula bula niye beni buldu diyen insanlar adına bu bir risk. Evet. Ama bu oldu olanı değiştiremem ne yapabilirim diye bakanlar ki olumlu tutumla olumsuz tutum arasında bizim yaptığımız ayırımın temel kriteri de budur. Değiştirebileceğimiz olacak olana mı odaklanıyoruz? Değiştiremeyeceğimiz olmuş olana mı odaklanıyoruz? Eğer değiştirebileceğimiz olacak olana odaklanıyorsak bu olumlu tutumdur. Bu başa çıkmayı kolaylaştırıyor. Burada önemli bir nokta var halk arasındaki en yaygın klişelerden biri. Yani bu standart sağlık programlarının ve işte gazetelerdeki bu eklerin en yaygın şehir efsanelerinden biri. Gülün, kendinizi iyi hissedersiniz, tamam, doğru. İyimser olun, uzun yaşarsınız. Asla astarı yok. Araştırma tam bunun dışında sonuçlar veriyor. Ne diyor? İyimserler daha kısa yaşıyor. Kaygılı insanlar endişeli insanlar daha uzun yaşıyor. Bu felaket senaryosu yazacak kadar kaygılı olanları içine almıyor. Yani onları kastetmiyorum. Her durumdan bir felaket senaryosu çıkarmaya kastetmiyorum. Ama orta derecede kaygılı olmak, endişeli olmak, olayların iyiye gitmeyebileceğini düşünüyor olmak hayat süresini uzatıyor. Hocam bu da kişilik yapısıyla alakalı. Ama, ama biz çevreden iyi teşvik ediyoruz. İyimser olalım, iyi düşünelim, evet. iyi düşünelim iyi olsun. İyi düşünelim, iyi çağıralım dediğimiz zaman tehlikeleri, riskleri göz ardı ediyoruz. Sağlıkla ilgili olumsuz gelişmeleri hesaba katmıyoruz. İyi düşünelim, iyi olsun. Yoktur bir evet. şey, geçer diyoruz. Evet. Şimdi hayat süresi üzerinde endişeli ve kaygılı insanların şansı daha uzun olduğunu gösteriyor araştırma. Hocam bir de bunu öğrenmek var o zaman. Yani ben çok iyimser düşünüyorum. Belki bizi izleyen biri Gerçekten çok iyimser düşünüyor. Acar Hoca böyle söyledi. Acaba ben bu tavrımı biraz nasıl değiştirebilirim mi düşüneceklerdir o zaman? Bunlar e, bilgiyle değişmesi zor işler. Ne yani, olacak o zaman? Söyleyeyim. De, yani bu tür programları yapan herkes için değişim bir şeyle olmaz. Değişim bir süreçtir. Evet. O sürecin içine girerse insan kendini değiştirir. Bu da bir, bir yöntem öğrenmesiyle mümkündür. İki, geri bildirim almasıyla mümkündür. Ama en başta kendi istek ve iradesiyle başlar iş. Yani önce istemek, sonra bir yöntem, sonra da geri bildirim almak. Şimdi kilo vermek diyelim. Mesela kadınların iki tane derdi vardır. Yani bir eşleri, bir de kiloları. Değişmez bu. Ee, şimdi kilo vermek gibi basit bir işi bile alsak. Sigara bırakmak gibi bir bir konuyu da alsak aslında üç şeye ihtiyacınız var. Bir bir kere doğru yöntemi bulacaksınız. Bugünün imkanları içinde bu çok kolay. İkincisi konfor alanınızın dışına çıkacaksınız. Yani alıştığınızın dışında bir şey yapacaksınız ve sıkıntı yaşayacaksınız. Bunu da göz alıyor insanlar. Problem üçüncü aşamada. Bunu hep yapacaksınız. Disiplin. Disiplin demek tutarlılık demek. Şimdi dolayısıyla hani nasıl değiştirirler? Bu böyle olursa değiştirirler. Yoksa ben söyledim diye değişmez ama hiç olmazsa ben söyledim diye yanlış yönde e, dolu dizgin belki gitmekten vazgeçerler. Evet bu söylediğinizde önemli. Hocam peki. Stresin etkisi şimdi biz hekimlerimizle de konuşuyoruz. Stres insan ömrünü kısaltıyor, kalp damar sistemini etkiliyor vesaire, vücudun dengesini bozuyor, bir takım sıkıntılar yaşatıyor. Aslında biraz söylediniz. Kaygının, endişenin uzun yaşam için önemli katkıları olduğu uzun yaşama. Burada stresi nereye koyarız? Aslında stres dediğimiz şey nedir? Biz mi biz yaratıyoruz biraz ama ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi Asman Hanım e, bildiğinizi düşünüyorum stres kitabını yani stres kavramını Türkiye'ye getiren eşim ve ben. Zuhal Hanım. E, Zuhal Baltaş. E, 1986 yılında yazdık. Stres ve başa çıkma yolları kitabını ve hiçbir yayın evi basmadı. Nedir bu diye. Sonra biz kendimiz bastık. Hı hı. E, ve dağıttık kapı kapı dolaşıp. Ondan sonra yayın evi aldı. Dolayısıyla şimdi stres konusunda e, zannedersem e, konuşmaya hakkı olan bir insanım. Buyurun. Stres insan hayatını kısaltmaz. Bunlar çok kestirme, çok basit, çok yüzeysel, çok klişe yaklaşımlardır. Biraz evvel söyledim. Baskı e, talepkar bir iş dedim. Talepkar bir iş demek stresli bir iş demek. Asuman Hanım. Stresli bir iş insan hayatını uzaltır. Eğer siz onu anlamlı buluyorsanız, eğer siz orada başarı duygusu yaşıyorsanız. Dolayısıyla ne zaman stres? Başa çıkamadığımız zaman stres, altında ezildiğimiz zaman, yetersiz kaldığımız zaman stres. Çünkü stres demek, değişiklik demek. Her türlü değişiklik mutlaka insanı zorlar. O zorlanmada bir uyum çabası gerektirir ve uyum çabasına verdiğimiz isim bizim strestir. Ortalama bir evlilik 50 stres puanıdır. O zaman evlenmesin kimse. Öyle mi? Yalnız yaşamak daha büyük stres. Diğer taraftan bakarsak. Kime? İnsanların bir bölümüne. Hepsi, herkese de değil. Dolayısıyla yani burada klişe, toptan, herkes için geçerli, fizik egzersiz yapmak iyidir. E iyidir tamam ama ne faydası vardır? O işaret edilen faydaların çoğu yok sağlıklı beslenmek iyidir. Sağlıklı beslenmek nedir? Organik beslenmek. Bu insanların hiçbir organik beslenmemiş. Yani organik beslenme kavramının olmadığı bir dönemde yaşayan insanlar uzun yaşayabiliyor. Dolayısıyla organik beslenmemenin ne Şimdi zarar var? O zaman ver... da organikti besinler gibi düşünebilirsek. Hayır doğru değil. Niye organik olsun? Herkes köyde yaşamıyor ki. Yani bir yetiştiricilik yapılan yerde her zaman için dışarıdan bir müdahale var. Çok az kimse bahçesinde yetiştirdiği, bahçede yetiştirdiğimiz şey bile gübre koyuyoruz yani. Ee, hayvan gübresinin içinde bile bir sürü istenmeyen şey var. Yani bir şey organik diye iyi olmaz. Bütün zehirler, yani zehirlerin hatırı sayılır bir bölümü tabiattan alınıyor. Mesela televizyonların bir bölümünde sabahtan akşama kadar bu organiktir, doğaldır diye satılıyor. Yani birçok zehir zaten doğadan geliyor. Yani doğal olması zehir olması anlamına olmaması anlamına gelmiyor. Evet hocam. Dolayısıyla da yani organik beslenmek. Şimdi organik beslenme konusunda ileri derecede hassas hassasiyet gösteren hanımlara bakıyorum. Çok strese giriyoruz ee, el, organik ellerin, beslenme. Ellerinde ojeleri niye? var. Dudaklarında rujları var. Gidiyorlar güneşin altına yatıp güneşleniyorlar. E ee, hani kullandığınız e, makyaj malzemelerinin hangisi organik Allah aşkına? Yani dolayısıyla... Gıdamıza dikkat etmeye çalışıyoruz kendimizce ama diğer faktörleri hiçe yani, sayıyoruz. Yani gıdamıza da... dikkat edeceğiniz şey fazla yememektir. Yani en önemli özellik fazla yememektir ve e, besin gruplarından dengeli tüketmektir. Yani bunu bilinmez bir bilim haline dönüştürmek ve sadece birkaç kişinin bildiği bir özel disiplin haline dönüştürmek sadece bunu ticarileştirmeye yarar. Evet hocam işin de ayrıca bu boyutu olduğunda söyleyelim hocam son yönetmenim beni uyarıyor. Bir toparlayacak olursak uzun ve sağlıklı yaşamı e, artıran faktörleri bir toparlayalım isterim. İzleyicilerimize böylelikle son mesajı vermiş olalım. Daha az televizyon seyredin. Bir, aileyle daha çok vakit geçirin. İki, kalabalık aileler... Bir avantaj. Bir avantaj. Sosyal ilişkiler, arkadaşlık, dostluk, hobi grupları, lise arkadaşları, üniversite arkadaşlarıyla yardım grupları, çeşitli sosyal kulüplerle katılın ve onların düzenli toplantılarına yani haftada bir, 15'te bir, ayda bir hangisi ritminize uyuyorsa. Burada anahtar kelime düzenli olması. Bunları, Benim vaktim herhalde. yok. Doğru bir yaklaşım değil. İnsanlara yardım etmek insan hayatını uzatıyor. Yani ben bugün annelerle babalarla konuştuğum zaman çocuğunuz ne olsun? Mutlu ve başarılı olsun. Ne mutluluğun ne başarının tarifi var. Ne olursa mutlu olacak, ne olursa başarılı olacak. Mutlu ve başarılı olmak için çalışmak ve sadece başarılı olmak için çalışmak kendisi için yaşamak anlamına gelir. Bir düşünür demiş ki kendisi için yaşayanın ölümünden dünya karlı çıkar. Evet. Dolayısıyla başkalarına yardım etmek bu açıdan önem taşıyor. Evet. Son. Ondan <laughs> sonra bedensel olarak aktif olmak. Evet. Bedensel olarak aktif olmak. Düzenli yürüyüş yapmak mesela önemli bir şey. Bahçeniz varsa bahçe işi yapmak önemli Hayata bir şey. Hayata karışmak, günceli e... takip etmek önemli. ...günceli... İlla dışında, televizyondan televizyon televizyondan, demek istemiyoruz. Yani televizyon bir saat, iki saat. Teknolojiyi takip ederek, gazeteyi takip ederek 70 80 yaşında tamam. olsak bile. Yani yarimza. yaptığımız işte, yaptığımız işte anlam bulmak önemli. Uzlaşacağımız, bağdaşacağımız bir insanla yaşıyor olmak önemli. İngilizcede bir deyim vardır. Türkçesi şöyledir. Yani mutlu kadın, mutlu eş, e, mutlu hayat. Yapılan araştırmanın ortaya koyduğu şu: mutlu erkek, mutlu topluluk. Dolayısıyla kadının da erkeğin de mutluluğu birbirine etkiliyor. Onun için uzlaşacağımız, bağdaşacağımız bir insanla yaşamak, anlamlı bulduğumuz bir işte çalışmak, hiçbir konuda aşırıya kaçmamak. Uzun yaşamanın en önemli anahtarı. Çok teşekkürler hocam. E, Profesör Doktor Acar Baltaş, araştırmacı, psikolog. E, hemen 2-3 kitabınızı da göstermek istiyorum. Birçok çalışmanız var sizin. Ana baba el kitabı, Türk kültüründe yönetmek e, ve hayalini yorganına göre uzat kitaplarınızı bana getirmişsiniz. Teşekkür ederim. Ben de ekranlardan göstermek istediniz ve daha birçok kitabınız var. E, izleyicilerimizin ilgisine, bilgisine sunuyorum. Çok teşekkürler Profesör Doktor Acar Baltaş. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.